Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri hoş geldiniz yayınımıza. Bir Ege'nin gündemi programıyla daha karşınızdayız. Bugün yine Ege'de olanları, oradaki gündemleri konuşacağız. Konuğum her daim olduğu gibi Ege Bölge Temsilcimiz Mehmet Şakir Örs. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, iyi yayınlar. Şimdi ilk olarak dilerseniz önemli bir konu var, oradan başlayalım. Daha önce de Ege'nin gündeminde konuştuğumuz, gündeme getirdiğimiz bir konuydu. İzmir'in Çernobil'i denilen Gaziemir'de bulunan bir bölge var. Orada radyasyon yüklü atıkların temizlenmesi işlemi sanıyorum başlıyor ama orada da bu işlemin dikkatli bir biçimde yapılması gerekiyor. Uzmanlar da uyarıyor. Neler söylüyorlar onu dinleyerek başlayalım. Evet. Kamuoyunda İzmir'in Çernobil'i diye biliniyor bu olay. Oldukça eski bir geçmişi var. 17 yıl önce bir kurşun fabrikası atıklarını toprağa bırakılmış ve fabrikanın kapatılmasıyla o atıklar orada üstü örtülerek kalmış. Ama bunlar hem radyasyon yüklü hem de çok tehlikeli, hem sağlık açısından hem insan hayatı bakımından hem de doğa ve çevre için tehlikeli atıklar olduğu uzmanlarca belirtiliyor. Ve o dönemden bu yana uzun yıllardır bu atıklar orada kalmış durumda. Zaman zaman kamuoyunun gündemine geliyor. Gerek yerel yönetimler, gerekse çevre örgütleri, uzmanlık kuruluşları, özellikle çevreciler bu tehlikeye dikkat çekiyorlar. Çünkü o Gaziemir gerçekten ilginç bir bölge İzmir'in. Hem hareketli bir yer, aynı zamanda havaalanına yakın olan bir bölge ve İzmir Fuarı'nın, yeni fuar alanının olduğu bölgeye yakın bölge. Aynı zamanda çok sayıda yurttaşımızın yaşadığı, hayatını idame ettirdiği bir bölge. İzmir'in önemli bir bölgesi ve burada yıllardır insanlar bu riskle, bu tehlikeyle iç içe yaşıyorlar. Şimdi bu yerel seçim sürecinde de gündeme geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclis üyesi ve Çevre Mühendisliği Sıralası'nın eski genel başkanı Baran Bozoğlu başkanlığında bir heyet hem bu konuyu İzmir'in gündemine tekrar taşıdı hem de özellikle merkezi yönetim tarafından bu konunun Çevre Bakanlığı tarafından dikkate alınmasını istediler. Ve bu konu bugünlerde yeniden gündeme geldi. Çünkü artık ilgili kamu birimleri, başta bakanlık olmak üzere, buranın temizlenmesi konusunda adım atma noktasına gelmişler ve bunu yerel yönetimleri bildirmişler. Şimdi bu aşamada gerek Gaziemir Belediyesi'nin, gerekse çevre kuruluşlarının, özellikle de Çevre Mühendisleri Odası'nın talebi bu temizleme işleminin açık ve şeffaf biçimde yapılması ve özellikle de uzmanlık kuruluşlarının gözetim ve denetim altında yapılması. Çünkü bunun temizlik sırasında kurallara uymaması ya da işte işin aceleye getirilmesiyle bu çevreye, doğaya ve orada yaşayan insanlara daha büyük problemler yaşatabileceği düşünülüyor. Gerçekten Baran Bey'in söylediğine göre bu 9 futbol sahası büyüklüğünde bir sahayı kapsıyor bu alan. Ve aynı zamanda normal radyasyon oranlarının çok, binlerce katı oranında orada radyasyon bulunduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla ciddi bir konu. Biz bunu Cumhuriyet Ege'de gündeme getirdik, bu halk sağlığı meselesini. Ve özellikle başta Gaziemir Belediye Başkanımızın, Çevre Mühendisleri Odamızın ve diğer ilgili çevre duyarlılığı olan kuruluşların taleplerini, çevrecilerin taleplerini kamuoyunun gündemine taşıdık. Ve bu işlemin gerçekten doğru yapılması ve çevreye zarar vermeden, çünkü bunun temizliği eğer gerçekten evrensel kurallara göre yapılmazsa orada daha büyük sıkıntılara yol açabileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla bu önümüzdeki süreci de biz Cumhuriyet Gazetesi ve Cumhuriyet TV olarak yakından takip edip edeceğiz ve kamuoyunu bu konuda daha duyarlı, daha dikkatli olmaya çağıracağız. Evet, dediğiniz gibi o noktada zaten daha önce de gündeme getirmiştik. Bu temizlenmesi aşamasında da o takibi yapmak oldukça önemli. Konuşmayı sürdüreceğiz. Şimdi takibini yaptığımız bir başka konu da var. İzmir'de geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen konakta iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili davada da yeni gelişmeler var. Onları da dinleyelim sizden diğer konulara geçmeden evvel. Evet, bu konuda gerçekten
İzmir'i de açtı, ulusal gündeme geldi. Çünkü gerçekten iki genç insanımız bir yağmurlu bir İzmir gününde elektrik akımına kapılarak alımsarsa izleyeceğimiz dinleyicilerimiz ölmüşlerdi, vefat etmişlerdi. Bu acı olay günlerce konuşuldu. İlgili kurum ve kuruluşlar suçlandı. Doğal olarak biz de olayın takipçisi olduk. Hem basın kuruluşlar olarak hem de İzmir'deki duyarlı çevreler olarak. Bu konuda yapılan ilk hukuki araştırma sonucunda hem elektrik ilgili dağıtım firmasının hem de İSU yönetiminin belli ölçülerde sorumluluk taşıdığı ifade edildi. Ve bu konuda 42 sorumlu konusunda dava açıldı, iddianameye dönüştü. Burada yeni son gelişme, bu iki genç insanın ailesinin ve onların avukatlarının şu anki hem Büyükşehir hem Konak Belediye Başkanımız hem de daha önceki dönemki başkanlarımızla ilgili suç duyurularında bulundular. Onların da onlara da dava açılması gerektiğini vurguladılar. Dolayısıyla gördüğümüz kadarıyla bu olay tartışılmayı ve takibi sürdürülecek bir konu. Biz tabii ki bu acıların yaşanmaması adına gerçekten sorunların ortaya çıkarılması ve bu konuda hem kamunun hem de yüklenicilerin gereken dikkati, özeni göstermesini, bundan sonra bu tür acı olayların olmaması için gerektiğince duyarlı davranması noktasında üzerimize düşen takip görevimizi ve eleştiri görevimizi de daim yerine getireceğiz. Bunun da altını burada bir kez daha çizmek istiyoruz. Evet, sizin de dediğiniz gibi hem şirket hem de kamu kimin bir ihmali, bir sorumluluğu varsa cezasını alması için biz de takipçi olacağız. Şimdi diğer gündemlere gelelim. Ege'nin gündemini konuştuğumuzda her zaman ekonomi gündemini de konuşuyoruz aslında. Bir de tatil sezonunda olunca özellikle orada hem esnafın hem de yurttaşların ekonomik krizden ve enflasyondan nasıl etkilendikleri önemli. Bir dinleyelim sizden. Esnaflar son aylarda kan ağlıyorlar tabiri caizse. İzmir'de, Ege'de esnafın durumu nasıl? Şimdi gerçekten İzmir'de bu dönem çok sıcak geçiyor. Dolayısıyla iklim koşulları insanların hareketliliğini de azaltıyor. Ve özellikle bizim Kemeraltı diye bir bölgemiz var. İzmirliler, Egeliler bilir ama bilmiyorum diğer kentlerde izleyenler. Burayı belki en azından ismini duymuşlardır. İzmir'in ve Ege'nin nabzı kemer altında tutulur. O kadar köklü, eski tarihi, geleneği, geçmişi olan bir çarşı. Tarihi bir çarşı. Dolayısıyla aslında ekonominin nabzını ölçmek, oradaki esnafla görüştüğünüz zaman nabzı almış oluyorsunuz. Biz de geçtiğimiz hafta Kemeraltı Esnaf Derneği, Çarşı Derneği'nin başkanı Semih Girgin'le röportaj yaptık ve bunu gazetemizde yayınladık. Gerçekten Kemeraltı esnafı çok dertli. Hem ekonomik zorluklar, hem alışverişin yeterince olmaması, çarşıya gelen insanların azalması, hem bir yandan sıcaklar. Esnafı bunaltmış durumda. Aslında Kemeraltı'nın sadece İzmirliler değil, Ege'nin dört bir yanından müşteri profili ve portföyü var. Çünkü şöyle bir gelenek de var. Özellikle İzmir çevresinde, Ege'nin kırsal kesiminde, hasat dönemlerinde hasadını yapan üretici, işte üzümünü, incirini, pamuğunu değerlendiren, eline para geçen insanlar ihtiyaçlarını almak üzere İzmir'e Kemeraltı'na gelirler ve oradan ihtiyaçlarını, ailelerinin, evlerinin, çocukların ihtiyaçlarını, hele hele çocukların okul ihtiyaçlarını karşılarlardı. Böylece aslında Kemeraltı yalnızca İzmir'e değil, tüm Ege'ye hitap eden bir çarşı, geçmişte bugüne ulaşan geleneğiyle. Dolayısıyla hem kırsal kesimde de yaşanan ekonomik sıkıntılar, özellikle ürünlerin yeterince para etmemesi, kırsalda tarımla uğraşan insanların memnun olmaması, onların ekonomik anlamda yeterince ürünlerini değerlendirememesi sonucu Kemeraltı'na da İzmir'e de gelmemeleri ve alışveriş etmemeleri gibi bir sonuçla karşılaşıyor. Dolayısıyla gerçekten üretici zor durumda. Belki önümüzdeki süreçte bir olumlu gelişme, İzmir'e son dönemde kruvaz gemileri, turist gemileri günübirlik de olsa gelmeye başladı. Bunlar aslında
önemli ve güzel bir gelişme işin bu yanı açısından. Tabii şimdi o gelen gemideki turist burada çok sınırlı bir zaman diliminde kalıyor. Onun sadece Alsancak bölgesi değil, Kemeraltı'na da ulaşması, işte Karşıyaka bölgesine, Körfez'in karşısına geçmesi gibi uygun bir dağılımla İzmir'in tüm esnafının, İzmir'in tüm iş yerlerinin bu günübirlik turistlerden, yabancı turistlerden yararlanması önümüzdeki süreçte gündeme gelecek. Belki bir nefes, bir nebze nefes aldırabilir bu olumlu gelişme diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bir yandan olumsuzluklar, sıkıntılar yaşanırken bir yandan da böylesi bir gelişme de var. Bunların hepsinin bir sentezini yapıp önümüzdeki dönemde biz de bunları değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Peki efendim. Şimdi son olarak bir Ege Planlama Ajansı kuruluyor. Mevcutta da bir İzmir Planlama Ajansı var ama sanırım onun da çalışmaları bir biçimde biraz daha yoğunlaştı. Orada yapılan çalışmaları da dinleyelim kapatmadan evvel. Bu dönem siz de biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Ege bölgesinde çok önemli bir mesafe aldı. 31 Mart yerel seçiminde ve Ege bölgesinin neredeyse tamamı, başta büyük kentler olmak üzere, büyük şehirler olmak üzere CHP kırmızısına boyandı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerde Ege'ye daha bir farklı baktığını, daha bir sorumluluk üstlendiğini görmekteyiz bu dönem, önümüzdeki süreçte. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Özgür Özel bildiğiniz gibi Manisalı, Ege'li. Dolayısıyla o Ege'yi de çok önemsiyor bu vesileyle. Hem de iyi biliyor bu yörenin sorunlarını, sıkıntılarını. Yeni dönemde İzmir Planlama Ajansı kurulmuştu daha önce. Onu çok daha güçlü hale getirip etkin hale getirecekler. Ve diğer kentlerde de planlama ajanslarının kurulması için gayret gösterecekler. Bu arada Ege Belediyeler Birliği var. Şimdi onun başkanlığına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni Manisa Büyükşehir Başkanı. Dolayısıyla bu Ferdi Zeyrek'le geçtiğimiz hafta biz röportaj yaptık. Hem kendisini Cumhuriyet Gazetesi adına ziyaret ettik ve başarılar diledik. Kendisini bize aktardığına göre Ege Belediyeler Birliği bünyesinde Ege Planlama Ajansı kurulacak. Ve bu Ege Planlama Ajansı tüm Ege bölgesinin yol haritasını belirleyecek ve diğer kentlere de hem İzmir başta olmak üzere İzmir, Manisa ve diğer Ege kentlerinde de bir ortak bakış, bir ortak vizyon, ortak bir gelecek planlaması yapacak ve bölgenin ekonomik, sosyal, toplumsal meselelerini, siyasal meselelerini yeni bir bakış açısı getirecek ve özellikle önümüzdeki dönemin hazırlıklarını yapacak. Belediyelerde aynı zamanda önümüzdeki 2025-2029 süreci bir planlama dönemi gerektiriyor. Bu çalışmalar da yine planlama ajansları üzerinden yürütülecek. Dolayısıyla biz de doğrusu bu yeni bakışı, bu yeni vizyonu ve özellikle Ege bölgesinin bütününe hitap eden Ege Planlama Ajansı'nı büyük bir ilgiyle ve merakla bekliyoruz ve biz de takip ediyoruz. Önümüzdeki dönemde onun üzerinde daha çok yazıp çizeceğimizi, konuşacağımızı düşünüyorum. Sayın Orç, çok teşekkür ediyorum. Yine iyi bir derleme oldu. Ege'nin, İzmir'in gündemini konuşmuş olduk. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, bir Ege'nin gündemi programının daha sonuna gelirken önemli gündemleri konuştuk. Özellikle daha evvelde gündeme getirdiğimiz Gazi Emir'de, İzmir'de, İzmir'in Çernobil'i şeklinde anılan bir bölge var. Orada radyasyon yüklü atıkların olduğunu ve temizlenmesi gerektiğini söylemiştik. Şimdi bakanlık bir adım atmış ancak orada özellikle çevreciler ve uzmanlar bu temizleme işleminin şeffaf bir biçimde yapılması gerektiğini söylüyorlar. Çünkü riskler taşıdığını söylüyorlar. Bu konunun takipçisi olacağız bu programda. Neler olduğunu aktarmaya devam edeceğiz. Bunun yanında geçtiğimiz haftalarda Türkiye'yi tabiri caizse yasa boğan bir olay yaşanmıştı. İki genç İzmir Konak'ta yağmurlu bir havada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Bu olaya ilişkin dava sürüyor. Son bir gelişme oldu. Mağdur avukatları davalar açtılar ve mevcutta İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Cemil Tugay ve eski başkan Tunç Soyer'e, bunun yanında Konak Belediyesi'nin mevcut ve eski başkanlarına ilişkinde suç duyurusunda bulundular. Bu bilgileri aktardıktan, toparladıktan sonra şimdilik hoşça kalın diyelim. Yeni
yeniden bir Ege'nin gündemi programında görüşelim.